ederiz. Çok sağ olun efendim. Dördüncü yarışmacımız Banu Hanım için alkışlar. Banu Hanım nasıllar? Çok iyiyim. Güzel yarışmacılar değil mi? Aynen, harika bir ekibiz. Her şey yolunda gitseydi şu anda 9000 puanı kenara koydu. Tebrik ediyorum Gülden Hanım'ı. O 9000 puanı Ayşegül Hanım gösterecekti bize zaten. Hesabı yapmıştık. Hemen arkasından Muammer Bey geldi. Evet. Beni dinlemedi, son sorusunda harf aldı. Ondan dolayı 8900 puanla bitirdi. Artık 8 tane harf alma hakkınız var Banu Hanımcığım. Evet. Ama dikkat edilmesi gereken kişi kim? Sinem. Aa, Sinem Hanım, evet. Evet. 22 yaşındayım, çok yaşlandım diyor. Aslında biraz cesaretlendim ama göreceğiz. Yapın bir 9800, derdi Sinem Hanım çeksin. Gelsin mi ilk soru? Gelsin. Gelsin. Paçasız, kasıkları saran iç çamaşırı türü. Biraz garip bir soru olmuş ilk soru için ama denk geldi, ne yapalım. Batı kökenli bir kelime. Short. Short, kasıkları sarmaz ki efendim. Bu kasıkları sarıyor. Yani o boxer var. Harf alayım. Var. Harf alalım mı? Alalım. Aldık. Bir de mesela eskiden böyle kredi kartı... Slip. Nereden örnek vereyim diye düşündüm. Dedim kredi kartına gidelim biz. Evet. En iyisi o. Buyurun gelsin yenisi. Vaktinde kılınmayan namazı veya tutulmayan orucu sonradan yerine getirme. Farz. Farz. Da. Kaza. Hah, kazaya bırakma. Güzel. Basit bir kelimedir, tek kelimedir. Gelsin. Beş harfli cevapları arıyoruz artık Banu Hanım'la birlikte ve diyor ki, üçüncü soru. Bir topluluk veya bir toplum içinde bir kimsenin sosyal durumu veya kazandığı statü. Saygınlık. Tebrik ederim hanımefendi. Tamam. Bu uzun sorular kafa karıştırır bazen. Odaklanmanız şaheser. Buyurun efendim. Buyurun. Hayran kaldım. Halk ağzında kas girişi ve zarlarına verilen addır bu. Şimdi böyle anatomik düşünüyor insan. Aman taca çıkarız. Kasaba gittik, et aldık. Yahu bu etin de kas girişi ve zarları ne kadar? Harf alayım. Peki. Bu et de çok kas girişli ve zarlıymış. Bunu iki defa çektirseydik. Lütfen. Harf alayım. Veganlar kusura bakmayın. Et çok neliymiş. Agresif bir et. Sinir. Sinirdir efendim o. Olur bazen böyle. Hiç ciddiye almayınız. Buyurun gelsin yenisi. Altı harfli cevaplar arıyoruz artık. Dayanaksız iskemle. Onun ismi iskemle. Tabure. Değil. Tabure. 600 puan daha. Şimdi belki daha önce karşınıza çıkmamış bir kelime göreceksiniz sorunun içerisinde. Canınızı sıkmayacaksınız efendim. Arkasındaki tanımlamalar sizi bu tatlı kelimeye ulaştırır. Altı harflidir. Tek kelimedir. Bakın şöyle sorulmuş. Yeltek, pek bilinmez. Gelgeç, aşkta değişken, vefasız. Bu anlamlarda bir söz. Değişken önemlidir. Rengi değişen menekşeler içinde bu isim kullanılır. Harf alayım. Bir de malum şarkı vardır. Nokta nokta menekşe. Renkleri mor böyle mor menekşe değil. Serseri mi yok? Serseri yani. Menekşe. Aşkta değişken o yüzden. Serseri. Hani şarkısı var yahu 90'lardan harf kalma. Alayım. Çok ünlü bir şarkı. Burçak. Burçak değil. Yok şarkıyı... Vardı çığlık çığlığa söylenen. Harf alayım. Hercai. Çok harf aldırdı. Biraz fazla harf aldırdı. Azıcık da süremizi yedi. Elde kalmış 1 dakika 51 saniye. Fakat siz ritminizi yakaladınız mı? Çok güzel hızlanıyorsunuz efendim. Evet. Güveniyorum. Elimde de kısa kısa sorular var. Hı-hı. 7 harfli cevapların soruları özellikle. Buradan tekrar çalıştırırız biz o mekanizmayı. Buyurun. Esaret bilekliği. Ne olabilir? Kelepçe. İşte bu. Hemen geliyor. Hiç beklemesin efendim. İkinci 7 harfli cevabın sorusuna gelsin. Buyurun. Yine tek kelime, yine kısacık soru. Destek noktası. Ha gayret. Biraz coştuk mu yoksa? Harfini almadık. Ha?
destek noktası. Yani devrilir buna şey olmaz. Dayanak. Dayanak. Gayet güzel. Gayet güzel. 8 harfli cevaplar. Tek kelimeler oluşuyor. İlki sonunda var bir yoksunluk eki. Yani? Mame. Mame değil. Yok, kalbi olmayan. Aha, nasıl adam? Sizsiz. Kalpsiz. Buyurun gelsin. Nasıl bir soruymuş bu? İsteklerini giderse bile tatmin olamayan. Kanaat duygusundan yoksun. Neysizdi? Tatminsiz. Türkçesi. Harf alayım. Yapmayın. Aldık bir tane. Bir tanecik daha aldık. Doyumsuz. Doyumsuz 700 puanlarında. Hadi bakalım. Ben sona saklıyordum onlardan birini, haberiniz olsun. Artık bir tanecik harf alma hakkınız kaldı. Gelin onu bu 8 harfi de kullanmayalım. Şimdi mi söylüyorsunuz? Ne? Almayalım dedim biraz ben önce de. Ben 8 tane olduğunu unuttum bir an. Neyi unuttunuz? 8 harf tane alma. Yok. 8 tane yok. Değil mi? Bir tane harf alma. Hayır hakkınız. Yani baştan beri 8 tane olduğunu bir anda unuttum da. O bolca zaman da kullandım. Söyledim. Yani şimdi mi söylüyorsunuz diye azarlıyorsunuz da o zaman da söyledim. Vallahi. Buyurun gelsin bakalım. Çekirdeksiz mermi. İki kelime. Kovan. Boş kovan. Hayır. Çekirdeksiz mermi. Bu kullanılabilecek bir mühimmat ama çekirdeği yok. Bir tek kuru sıkı. Kuru sıkı. 800 puan. Poligonda oturuyorum. Kuru sıkı oturuyordum. Zannediyorum faydası. Buyurun gelsin yenisi. Bir mekanı güzelleştirmek, hoş görünmesini sağlamak için kullanılan her türlü dekorasyon ögesi iki kelime. Her türlü meta. Süs eşyası. Ne diyeceksiniz? Süs eşyası. İşte 900 puan. Tamam. Hadi süremiz güzel. Bakın yapmadınız siz öyle. Kimisi gibi cevabı verip ondan sonra basmayı. Pat bastınız. 1 dakika 5 saniyeniz var halen. Bence bunu da yine hiç harf almadan halledersiniz o süs eşyasında olduğu gibi. Rahatız maşallah. Serin kanlıyız. Gelsin yeni soru. Karşılığı ödenmeyecek şekilde yardım istemek. İki kelimedir. Dilenmekle eş ve yakın anlamlıdır. Biraz metaforik bir tabir. Onu da kabul edelim. Dilenirken hani ne yaparlar? Onu düşünerek cevaplarsınız siz bunu. İki kelime. Hı hı. İki kelime. Dilenmek. Ne yapmak? Nasıl dilenilir? Yalvarmak. Hayır, iki kelime. İki kelime. Böyle bir metaforik bir mecaz var yani. Bir eylemi bu anlama büründürmüşler. Bir harf alma hakkı mı vardı? Evet de burada mı alacağız onu? Alalım burada mı? Burada alalım. Aldık, durduralım bari. Çünkü 11 saniyede arttırmak gerekiyor. İki kelime, mekmak diye bitiyor. Metaforik, mecaz var işin içerisinde. Dilenmek anlamına geliyor. Dilenirken yapılan bir eylemi. Avuç açmak. İşte budur. Bunu almadan bulurum. Şimdi efendim durum şundan ibaret. 11 saniye arttırmıştı Gülden Hanım. Sizin 17 saniyeniz var. Hmm. Fakat artık harf alamazsınız. Yani beni beklemek zorunda değilsiniz. Hı hı. Soruyu gördüğünüz gibi tokatı indireceksiniz. Benjamin'e rica ediyorum. Tamam. Çünkü demin bir azarladınız, korktum biraz sizden. Benjamin'e patlatacaksınız iki defa efendim. Sonrasında da ya herru ya merru. 2000 puana ihtiyacımız var. Üzerine de 12 saniye en azından arttırmalıyız. Buyurun sondan bir önceki soruya. İki kelimeden oluşuyor. Kendimi bildiğimden beri anlamında kullanılıyor. Bildim bileli. Olmadı. Kendimi bildiğimden beri. Kendimi. Bildim bileli gibi bir şey ama kendim. Ben bildim bileli bir. Hani nefret ederim bundan ben. Çocuk. Oldum olası. Oldum olası. Bin puan. Beğendiniz mi? Çok beğendim. Yüzünüzde bir gurur geçti, fark ettim. Aynen. Son sorudur, son cevaptır efendim. Aynısını bir daha tekrarlayacaksınız işte. Tamam mı? Hızla bir tokat bekliyorum. Buyurun, iki kelime. Bak! Belli bir topluluğun belli bir yerde tören mahiyetinde yaptığı düzenli yürüyüş. İki kelimedir.
Grup yürüyüşü, grup toplantısı, tören. Miting. Hayır, yok, bakın şey, tören mahiyetinde. Belli bir gündür, şey, özel bir gündür. Konvoy, düzenli ve tören mahiyetinde. Hatta zaten nokta nokta töreni derler ona. Bir yerden böyle. Toplu yürüyüş yok değil. Toplu yürüyüş yapıyorlar, evet. Toplu yürüyüş. Nokta nokta töreni. Ama böyle toplum belli bir yerde tören mahiyetinde düzenli askerlerin yürüdüğü şey vardı. Neydi adım? Ne töreni? Ne, İki kelime. Ne töreni? Ne resmi geçit. Ya vatan çarşısı geldi. Adı gelmedi. Tekrar ediyorum. Moralinizi bozma pahasına tekrar ediyorum efendim. Avuç açmaktaki o V'yi almayacaktınız. Evet, evet. Kocaman alkışlar. Şahane alkışlar.